Bayram tatile gidecektik Kadir. Gideceğiz hayatım, gideceğiz. Halledeceğiz Hülya'm. Ev tutamıyoruz, bari tatile gidelim. Sıkıldım artık bu hayattan. Tamam hayatım, tamam, merak etme. Evde tutarız, tatile de gideriz. Çocuk da yaparız kariyerde. Gidermişiz. Yarın bayram. Sen daha gideceğimiz yerin ismini bile söylemiyorsun. Daha yerin ismi belli değil de o yüzden. Sarı papatyam, güzel kuşum, sarı bülbülüm. Bir kere sözünde dursan Kadir. Yani bir kere sözünde dursan ya adak adayacağım ya da deve keseceğim. Ama ben seni tatile götürmek için bayramın birinci gününü bekliyorum hayatım. Neden? Çünkü ancak yarın paramız olacak. Kınalı kuzum, mor sümbülüm, çatal karam çatal hıyım. Yani çocuk gibi harçlık falan mı toplamayı düşünüyorsun? Bir bakıma öyle sayılır Hülya. Biliyorsun bütün Ramazan boyunca davulculuk yaptım. Ve şimdi o büyük gün geldi çattı. Asıl bahşişlerin toplanacağı o gün. İnsanların ellerini ceplerine sokacakları o mübarek gün. Yarın şeker ve likidite bayramı. Mustafa abi, yarın davulu Kadir abi çalmayacak değil mi? Hayır canım, olur mu öyle şey? Senle ben çalacağız. Ha, tamam o zaman. Bütün Ramazan biz çaldık davulu. Bayram bahşişlerini bırakır mıyım hiç ona? Ama bak Mustafa abi, parayı kesinlikle Kadir abiye falan vermeyelim, tamam mı? Vermeyeceğiz tabii oğlum. Sor, bahşişlerini verdik de ne oldu? Ha. Gitti sayısal lotoya yatırdı. Bundan sonra avanaklık yok. Kesinlikle davulu falan vermeyelim. Vermeyeceğiz dedik ya. Ben önce gidip şu davulumuzu bulayım Hülya. Sen hiç merak etme Allı Turnam. Yarın akşam o minik ayakların İstanbul'a değil, Paris topraklarına basacak. Peki bu kadar bahşiş toplayabilecek misin Kadir? Sen ne diyorsun Hülya? Paris'ten dönüşte Dubai'ye uğrayıp sana pırlanta bile alabiliriz. Biraz fazla uçmuyor musun Kadir? Uçmak dedin de aklıma geldi. Unutturma da biletlerimizi business class'tan alayım. Sen ekonomik sınıfta uçacak kadın değilsin Hülya. Bayram tatili bitene kadar bir yerlere gitmezsek fena bozuşuruz. Dönüşte de ev tutacağız. Oha Hülya. Davul çalacağız dedik. Banka soyacağız demedik ki. Tamam hayatım, tamam. Ben gidip hemen şu davulumuzu bulayım. Ya Mustafa abi, sence kaç para toplarız yarın biz? Vallahi bilmiyorum ama parayı kırıştıktan sonra herhalde Pelin'e güzel bir hediye alacak kadar kalır bana. Abi, siz şimdi ciddi ciddi Pelin yengeyle çıkıyor musunuz? Evet Hasan, ciddi ciddi çıkıyoruz. Hadi ya, kaç kere buluştunuz peki? Bir. Bir mi? Ya oğlum daha aileler bilmiyor ya, o yüzden rahat rahat görüşemiyoruz. Selam gençler. Nasılsınız? Ben de davulumu arıyordum. Ne oluyor be? Versene davulumu. Verin be. Ne yani? Şimdi siz bana karşı çete mi oluşturuyorsunuz? Organize suç mu işleyeceksiniz? Çete falan yok enişte. Biz doğruları söylüyoruz. Evet Kadir abi. Bütün Ramazan boyunca her gece davulu biz çaldık. Bayramda da biz çalacağız. Ne demek siz çaldınız? Ben hiç çalmadım mı bu davulu yani? Bir dakika, bir dakika. Kaç gece çaldın enişte? En az 20 gece çalmışımdır. İn. O zaman 15 gece çalmışım. Düş Kadir abi, düş. Ayağımız alışsın. 10 geceden azsa ben de Kadir değil. 3 gece çaldın enişte. Sadece 3 gece. O yüzden kendine davulcuyum falan deme. Ama ben bu işin fikir babasıyım. İhaleyi ben kaptım. Ver şu davulu. Baykuş ya sen işte. Bağırma bak, bağırma. Bırak ya. Ver şu davulu. Bırak davulumuzu. Hey, ne oluyor lan? Yok bir şey baba, eniştemle bir şey tartışıyorduk da. Neymiş bakayım o tartıştığınız şey? Önemli bir şey değil babacığım. Müsaadenizle ben izninizi şey edeyim. Abi, abi davul gidiyor ya. Merak etme, akşama alırız. Mustafa abi, Kadir abi içeride davulu süslüyor. Başından da bir dakika olsun ayrılmıyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama bulacağız bir yolunu. Abicim sen niye şikayet etmedin ustaya? Ya babama şikayet edeyim de babam da davulu enişteme çaldırsın. Bahşişleri de kendi toplasın. Eniştemin babama dünya kadar borcu var. Adam iç güveysi ya. Mustafa, gömleklerin temiz mi, ütülü mü? Bak yarın bayram. Temiz, ütülü baba. Ayakkabılarını da boyasaydın. Boyadım baba. Hangilerini giyeceksin? Siyah olanları giy, onlar daha bakımlı. Tamam baba, siyah ayakkabılarımı giyerim. Sen burada mı kalıyorsun bu gece? Evet usta, sakıncası yoksa tabii.
Var mıymış yer peki? Nerede yatacaksın? Ya ben yatacak bir yer bulurum ya. İyi, hadi yatın artık. Yarın erken kalkacağız, bayram namazına gideceğiz ha. Tamam baba, yatarız. Mustafa abi, bu gece davul çalacağım ben. Oğlum ne aptalsın ya, sahur yok ki artık. Abi öyle çalmak değil ya, Kadir abiden çalacağım. O uyurken davulu aldık aldık, alamadık, bahşişler gidiyor vallahi. Ben de şey sandım. Yakaladım seni. Kendini akıllı sanıyorsun ha? Tambur Hasan Efendi seni. Demek ayağım kurdun ha Kadir abi. Ne sandın? Sakar çırak baykuş Hasan. Benim gelişmiş davul güvenlik sistemlerimi aşman mümkün değil senin. Servisi yapar dururuz. Bu kadar da kurtulsak iyi. Bari tutup misafirliğe götürmeseler bizi. Ben hayatta gelmem söyleyeyim. Vallahi ben Ceren'in morali bozuk deyip evde kalacağım. Keşke benim de depresyonda bir kızım olsaydı. Of ya, bir bayramda tatile gitsek ne olur sanki? Vallahi bakarsın biz gideriz. Kadir şu bahşişleri bir toplasın da. Vallahi hiç umutlanma abla. Eniştem seni götürse götürse Sultanahmet'teki bayram şenliklerine götürür. Yarın Paris'ten ararsan bozulma ama. Defne, Sultanahmet şenlikleri artık Paris'te de mi kutlanıyor? Herhalde abla. Ah Kadir'a, bir tatile gitmeyen gösteririm ben sana. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Davul! Yok burada. Anne, davul nerede? Davul! Davul! Davul anneciğim! Hocam, ne bu telaş? Davul nerede? Davul nerede? İçeriye koydum. Aa! Bir dakika! Çocuklar, oraları yeni temizledim ayaklarınızla. Ay bunlar deli evlerinde mi? Of abicim ya, of ya. Kaptırdık davulu Kadir abiye, görüyor musun sen? Paldır küldür çekti gitti. Ulan 3 kuruş para yapıp Pelin'e güzel bir hediye alacaktık. Ama ne oldu? Babamın verdiği 20 milyon bayram harçlığıyla kala kaldık. Abicim sen neyisin ya? Bana ne verdi? 10 milyon.